Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için pazar günü sandığa gidiyor. Konya'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın halk oylaması kampanyası raporunda taraflı davrandığını söyleyerek AGİT'e sert tepki gösterdi. Yapıldığı ülkelere, değişik ülkelerden seçin. Şimdi bunlar kalkmışlar, Türkiye'de evet çıkarsa burada birçok sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Sen kimsin ya? Önce haddini bil, haddini. Senin böyle bir görevin yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise vatandaşlardan vicdanlarına sorup evet veya hayır oyu kullanmalarını istedi. Gelin Cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp Cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim. Anayasa değişikliği referandum sürecini izleyen AGİT Gözlemci Misyonu'nun başkanı hayır kampanyasının medyada yer bulamadığını ve kısıtlandığını savunmuştu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesini öneren anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan'da yaklaşık 55 milyon seçmen sandık başına gidecek.